Sevgili Üniversite TV seyircileri, bir mesleki gündem programına daha hoş geldiniz. Bugünkü stüdyo konuğumuz çok sevgili avukat Sayın Handan İnaga. Ben avukatım, ara bulucuyum, uzlaştırmacıyım. Anayasanın 10. 10. maddesine göre yasalar önünde herkes eşittir. Türkiye deprem tehlike haritası 18 Mart 2018 tarihinde 30.364 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 11 2019'da da yürürlüğe girmiştir. Deprem bu bölgelerde olacağı 11 2019 tarihinden bellidir. beri ayan beyan açıkça belli, bellidir. Belli. Hasar tespiti ile delil tespiti karıştırılmaması lazım. Hasar tespiti yapılmışsa delil tespiti yapılmadıysa depremzede ya yani O binada hak sahibi olan buna itiraz edebilir. Remzedeler kanunda belirten hak sahipliği başvurusunu e devlet üzerinden de yapabiliyorlar. yapabiliyorlar. Bir kere acil olarak madem biz deprem ülkesiyiz, Deprem ve e, Doğal Afetler Bakanlığı kurulmalı. Sevgili Üniversite TV seyircileri bir mesleki gündem programının daha sonuna geldik. Hoşçakalın efendim. Sevgili Üniversite TV seyircileri, bir mesleki gündem programına daha hoş geldiniz. Bugünkü stüdyo konumuz çok sevgili avukat Sayın Handan Inaga. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, işte ne kadar Olabildiği iyi kadar, evet. çok haklısınız. Gündemimiz malum deprem ve ben hemen ilk önce biraz kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Ana konularımıza geçmeden önce. Evet, ben avukatım, ara bulucuyum, uzlaştırmacıyım. Avukatlık mesleğimde 33 sene oldu. Ne kadar güzel. Evet. Çok evet. kıymetli. Evet. Çok teşekkür ederim. Kadın hakları ile ilgili çalışıyorum uzun yıllardır. Şimdi de işte depremde, bugün de depremle ilgili Konulara gireceğiz. Evet. Peki hemen ben o zaman fazla beklemeden konulara girmek istiyorum. Hukukta yetki nedir, sorumluluk nedir? Biraz bize ve sevgili seyircilerimize anlatabilir misiniz? Evet. Bu konu gerçekten önemli. Şimdi öncelikle tabii ki, bu Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını yitiren sanırım son 41.156 kişi olarak açıklanmıştı. Hepsine Allah'tan rahmet, rahmet diliyorum. diliyorum. Yakınlarına Sabır. sabırlar diliyorum. Yani bu yaşananlar gerçekten çok korkunç. Allah ne milletimize ne de hiçbir millete böyle bir acı göstermesin. İnşallah ders alırız bu yaşananlardan, depremde yaşananlar, sonrasında yaşananlardan. Ben şimdi sözlerime tabii ki öncelikle yetki sahibi ne olmak hani yetki sahibi olan kişiler kimlerdir? Mesela doktor tedavi etmeye yetkilidir. Kime karşı sorumludur hastasını tedavi ederken hastasına, işte kanunlara, Sağlık Bakanlığı'na, çalıştığı kuruma sorumludur. Kesinlikle. Ya da bir öğretmen, bir avukat işini yaparken kanunlarla sorumludur. Yani. İşini yaparken yasalar ona yetki vermiştir ama bir taraftan da o yetkisini kullanırken eğer birisine zarar verdiyse bu zarardan cezai olarak da, hukuki olarak da sorumludur. Yani her yetki sorumluluğu da beraberinde getir. Şimdi bir kere bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Ayrıca Anayasa'nın 10. maddesine göre yasalar önünde herkes eşittir. Yani o sorumludur, ben değilim. Yok pardon yanıldık, yanlışlıklı oldu falan böyle bir hakkı yok. Hakları yok kimsenin. Yok. Evet Hı -hı. kimsenin böyle bir hakkı yok. Ee, ayrıca anayasanın 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ve idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararlardan sorumlu olduğu açıkça yazmaktadır. Şimdi deprem konusunda öncelikle deprem haritasından bahsederek Lütfen. konuya giriş yapmak isterim. Türkiye Deprem Tehlike Haritası 18 Mart 2018 tarihinde 30.364 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 1, 1, 2019'da da yürürlüğe girmiştir. Yani bu, bu durumda deprem bu bölgelerde olacağı 1, 1, 2019 tarihinden Belli. beri ayan beyan açıkça Belli. bellidir. Artık çünkü e, teknik imkanlar, teknoloji bunu bize göstermektedir. Sadece zamanını bilemiyoruz. Bu harita Bakanlar Kurulu kararı şeklinde ithal edilmiştir. Bakanlar Kurulu'nun 2018 11275 sayılı kararname'sine ek karar olarak tanzim edilmiş ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalanmıştır. Yani devletin bütün kurumları bunu bilmektedir. Kararın ekinde ise yani şu deprem haritasının ekranda gösterilen haritanın ekinde ise Türkiye Deprem Tehlike Haritası fiziki harita biçiminde yayınlanmış. Vefay hatları koyu renklerle gösterilmiş ve vefay ve hattındaki deprem bölgeleri tek tek koordinatlarıyla verilmiş. Uzun bir eki var onun internette mevcuttur bunlar ve deprem olasılıkları hesaplanarak tablo halinde yayınlanmış. Çok net bir şekilde olasılıklar Kesinlikle. ortada ve evet, beyan Aynen şimdi deprem bölgesi haritasına göre yurdumuzun %92'si deprem bölgesi alanındadır. Nüfusumuzun %95'i deprem bölgesinde yaşamaktadır. Sanayi merkezlerinin %98'i, barajların %93'ü deprem bölgelerindedir. Bir kere bu gerçeği yani depremle, deprem ülkesinde olduğumuz ve depremle yaşamak zorunda olduğumuz depremi reddetmek yerine bu gerçeği kabul edip kendimize bir çeki düzen verirsek Çözüm çok daha zorundadır. iyi olacaktır. Evet. Ee, bu durumda devlet yetkililerimizin bilimsel haritalarda açıkça öngörülen bu deprem bölgelerinde yapılan binaların bir kere imar mevzuatının bu haritaya göre hazırlanması, depreme dayanıklı, dayanıklı sağlamak için yapılaşma koşullarının yine bu haritaya göre düzenlenmesi, ruhsatlandırmaların yine bu haritaya göre yapılması, inşaat yapılırken bu düzenlenecek yapılaşma koşullarına uyulup uyulmadığının çok sıkı denetlenmesi gerekiyor idi. Yani kısaca devletin asli görevi olan ve sadece deprem konusunda değil bütün alanlarda sağlık konusu, eğitim konusu, adalet konusu her konuda mevcut yetkili uzman kuruluşları kanalıyla bilimsel verileri oluşturma görevi vardır. Bu bir. İki, bilimsel verilere uygun yasal düzenlemeleri yapma görevi vardır devletin. Ve bu yasal mevzuatı uyulup uyulmadığını denetleme görevi vardır. Kurumlarını oluşturur, ve bu denetlemeleri devlet resan yapar. Evet. Şimdi mevcut duruma gelince deprem olmuştur. Yıkım fecidir. Deprem öncesi ve sonrasında yaşananlar, ihmaller, organizasyon sorunu hepimiz bunları gördük televizyonlarda. Kargaşa, karmaşa, yaşanan mağduriyetler. Ee, o yüzden burada kısa zamanımda bunlara değinmek yerine depremzedelerin şu anda yani deprem sonrasında çünkü aslında yasalar var her konuda. Mesela deprem öncesinde de var, hı hı. E, deprem sonrasında hı hı. da hı hı. var. Yani her durumun yasası var. Biraz uzun, eski, karışık. Aslında bunların hı. halkın anlayacağı şekilde yeniden düzenlenip Hiçbir yasal boşluk bırakmayacak şekilde açık net olması gerekir ama yasalarımız Allah'tan var yani. Peki şöyle evet. de bir durum var yani evet. bunu halkımız ne kadar biliyor? Yani evet. deprem şu anda mevcut hakları neler acaba biliyorlar mı? Ee, bu konuda evet. siz neler söyleyebilirsiniz? Evet. Şimdi bu konuda şöyle başlayalım. Evet. Deprem olmadan önce olası deprem, depreme yönelik yönelik e, dedik ya e, bir şey yapılamadı. E, bu, bu yasalar var. Mesela bu yasaları kısaca bahsedecek olursam 59 tarihli 7269 sayılı yasa. 95 tarihli hani söyleyeyim ki internetten belki bulur incelerler. 95 tarihli 4123 sayılı yasa. 2012 tarihli 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu 2000 tarihli 4359 sayılı yasa. Şimdi bu yasalar depremzedelere hangi hakları veriyor? Hı. Ne anlamaya başlayalım. Hı -hı. Evet. Şimdi yıkılan, yanan bu yasa bir hükmünde yıkılan, yanan veya ağır hasar uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılması da zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır devlet tarafından veya kredi verilir denmektedir. Tamam bu bir. Yani depremzedelerin e, yıkılan binaları yerine konut yaptırılması veya kredi verilmesi hakları var. Bu bir. Bu nerede Ükincisi. olursa olsun. yani Yok. Kendi alan değil farklı bir alandan bahsediyoruz herhalde Yok. değil mi? Yok değilim ki evi yıkıldı. Tamam. E, burada e, devlet direkt bakanlık hasar tespiti çalışmaları yapıyor. Başlıyor. Şimdi onları değineceğim. Tamam. E, arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra malumunuz hasar tespit çalışmaları yapılır. Enkaz toplanıyor zaten. Evet Ondan hasar sonra... tespit çalışmalarında e, binanın yıkık, ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı veya hasarsız 4-5 tane çeşidi var tespit raporu. Hak sahipliği denen en önemli konu binalarda bu hasar tespit çalışmaları başladıktan sonra oluşuyor. Az önce dedim ya kanunu saydım. Hak sahibi olmak şartıyla bu kredi verilir ya da evi yap yapılır. Hak sahipliği şöyle doğuyor. Eğer bina oturulamayacak şekilde yıkılmış, çok ağır hasarlı raporu varsa o deprem zedenin hak sahibi hakkı doğuyor. Yani Aynen. o kişi artık hak sahibidir. Hak sahibi. Bu tutanakla tespit edilmiştir ve devlet bunun evini, bu kişinin evini yapmak zorunda ya da kredi vermek zorundadır. Bir. Ee, hasar tespiti çalışmalarında yalnız televizyonlarda sürekli duyuyoruz. işte hasar tespit çalışmaları yapıldı ama delil tespiti yapılmadan binalar apar topar yıkıldı diye biliyorsunuz. Evet, çok gündemde. Evet. evet. Şimdi sahada şu anda depremin olduğu günden itibaren. Ee, birçok baro gerek bölgenin baroları gerek İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Ankara Barosu oraya gönüllü avukatlar gönderiyor. Yağdı, evet. Ve hatta bunların e, depremzedeler için hukuk rehberi diye bu barolar Nasıldı? birliğinin hı hı. de İstanbul Barosu'nda, Sarım, İzmir Barosu'nda var. E, internette de mevcut. E, hakları nelerdir depremzedeler bir kitapçık gibi bir yayınlandı. Kitapçık var. Orada çok güzel kısa kısa anlatıyor. Hani depremzedelerin e, tabii ki acıları büyük ama yani bu yasal prosedürde maalesef zorundalar. işliyor yani e, süreler var. Onun için ben bilmek bu programda zorundalar. özellikle bunlara yer vermek istedim. Şimdi hasar tespiti çalışması yapılıyor. E, bir de delil tespiti çalışması var. O nedir? İşte baroların gönüllü avukatları hasar tespitini değil. Tabii. Delil tespiti çalışması Hukuk yapıyor. Hukuk orada devreye gidiyor Evet çünkü. neden yapılıyor bu delil tespiti çalışmaları? Bina nasıl yıkılmış? Kolon mu? Kiriş mi? Neden Emin yıkılmış mi? ya da? Nedir? Evet Hı -hı. sebebi. Yani binadan örnek alınıyor. Fotoğrafı çekiliyor. Ee, ileride açılacak ceza davaları biliyorsunuz burada e, televizyonlarda da sürekli söylüyor. Ben de tekrar edeyim. Lütfen. Yani devletin en başından en altına kadar, kadar herkes sorumlu. sorumlu. E, ve bu e, açılacak ceza davaları ve hukuk davaları ve idari davalarda üç çeşit dava açılabiliyor. Bu zararın e, giderilmesi için. için en önemlisi de ceza davaları e, e, ve bunlarda delil teşkil etmesi için bu delil tespiti çalışmalarını arıların avukatlar barolar bölgede yapıyorlar. Birçok arkadaşımızın çocukları orada. Pratikte bu mümkün mü peki? Yani çok zaman e, harcanacak bir şey değil midir bu? hemen yapabiliyorlar değil mi? Çok tabii tabii tabii. güzel. Hemen yapabiliyorlar. yani e, hatta harçtan muaf işte bir sürü depremzede için getirilmiş özel e, hükümler, var. var. Tabii Hı -hı. ki hemen derken oradaki yaşam koşullarını biliyorsunuz. Çok zor yani çünkü. bara bir sürü otobüs gönderdi. Gençler gece otobüste Kalıyorlar eksi 20 derecede yani evet. hiç kolay değil. Evet hiç kolay değil ama yine de oradalar. Çoktu. Bu vesileyle bütün genç avukatlarımızdan evet, ediyoruz. gurur da duyuyoruz kendileriyle. Evet. ]yle. Evet. Ve o yüzden hani hasar tespiti ile delil tespiti karıştırılmaması lazım. Hasar tespiti yapılmışsa delil tespiti yapılmadıysa depremzede yani o binada hak sahibi olan buna itiraz edebilir. Hazar tespiti yapıldı ama delil tespiti yapılacak. Lütfen binamızı yıkmayın diye itirazda bulunabilir. Peki Oradaki... kime itiraz etmeleri ee, gerekiyor? Bu da, da önemli bir işte, bilgi çünkü. Evet Hı -hı. şu anda. Şimdi. E... Bunlar çok teknik konular. Evet, ben seyircilerimizin evet, evet. de çok fazla bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Evet çok güzel evet. bunlara değinebilmek. Şeyi bu arada şunu da sırayla gideceğim de Lütfen. şunu da belirteyim. Deprem Tabii Zedeler Kanunu'nda belirten hak sahipliği başvurusunu E-Devlet üzerinden de yapabiliyorlar. yapabiliyorlar. Evet bu bunu Önemli yeri gelmişken söyleyeyim. Evet. E-Devlet uygulaması Afat'ın bina inşaat kredisi sağlama hizmetine vatandaşı yönlendiriyor. Ee, hasar tespiti raporu düzenlendikten sonraki yasal prosedürü Direkt anlatmaya gelelim. Direkt başvurabiliyorlar gelince. mı? Hemen hasar tespiti yapılıyor. Hasar tespiti yapıldıktan sonra bu evet. e, hükümetin bu sitesinden e, başvuru yapılabiliyor mu? Kayıt yaptırılıyor. Tabii ki kadarıyla. hasar tespiti raporu tamam. tebliğ, ediliyor. tebliğ ediliyor. Anlatacağım şimdi tamam. sırayla evet. Şimdi e, birçok yasal prosedür var şu anda depremzedeleri ilgilendiren o Hı -hı. bölgede. Aslında bunların yeniden revize edilmesi lazım. Öncelikle onu belirteyim. Çünkü zaten deprem olmuş. Depremzede şu anda yakınını kaybetmiş, evini kaybetmiş, işlerini kaybetmiş. Yani burada depremzedeyi bu karışık mevzuatın içine sokmak başka mağduriyetlere de yol açabilir. Onun için bu konuya dikkat edilmesini önermek zorundayım. Mesela ne demek istiyorum anlatayım. Depremzedenin binası diyelim ki ağır hasar tespit edildi ve binanın yıkılması gerektiğine karar verildi. Deprem Zedenin bu kararı itiraz süresi sadece 3 gün mesela. Çok kısa. Çok kısa. Sonra sahibi bulunamayan binalar için hata tespit çalışması muhtarlıklarda ilan ediliyor mesela. Niye depremzedenin tüm bu acıyla uğraşırken bir de muhtarlık il ilanını mı takip edecek yani? Sadece şu benim aklıma geldi. Şimdi evet. hasar tespit çalışması yapılıyor ve esasında e, başvuru içinde 3 gün var ya ama delil yok. Başvuru değil. Hasar tespitine itiraz için 3 gün. 3 gün. Evet, 3 hmm. gün süresi var. Sonra e, en azından o itirazı yapsın ki şeyi durdursun. Yıkımı, yıkımı durdursun. durdursun. Evet, o, o böyle bir hak var mesela. Bunu hemen hatırlatayım. Sonra hasar tespiti yapıldı ama delil tespiti yapılmadı ve yıkım kararı alındı diyelim. O zaman bu yıkım kararına karşı deprem bölgesinde oluşturulan İdare kuruluna itiraz etmesi gerekir ki yıkım durdurulsun. Peki şöyle bir şey oldu mu İdare mi? kurulları var şimdi o deprem bölgelerinde oraya gidecek Başvuracak. yıkımı durdurmak istiyorsa itiraz edecek bir dilekçeyle itiraz edecek. O zaman yani. durdurulabiliyor mu aynı Ta, anda? Tabii ki. Tabii Peki ki. bir şey daha var hasar tespiti yapıldı fakat delil tespitine gelemeden yıkım oldu o zaman ne olacak? işte olmaması sıkıntı. gerekiyor sıkıntı. yani. o zaman da aslında şöyle bir hak var mesela bir sürü duranlarla falan biliyorsunuz çekimler yapıldı bölge tespit edildi hı hı. yani tamam örnek alınamadı ama alınması tabii çünkü ki en doğru olanı. o acı içerisinde ama o gidip başvurmak onlardan da onlardan da hani ilerki davalarda faydalanabilir çünkü binanın sağ mı yıkıldı sola mı yıkıldı aşağı mı çöktü ne oldu o bütün bu çekimlerde var orlardan istenilebilir açılacak davalarda avukatlar zaten o konuda gerekli yapacaktır, yapacaktır açılan hı. davalarda evet. Sonra mesela yıkım dışında kalan yani az ya da orta hasarlı yazan tespit raporlarında ne olacak? Bu raporlara da mahalli ilan tarihinde itibaren 30 gün içinde itiraz edilebiliyor az ya da orta hasarlılara. Sonra bu şey de internette yer alan bu çok önemli Türkiye Barolar Birliği'nin İstanbul Barosu'nun ve çeşitli baroların depremzedeler için hukuk rehberi var. Onları lütfen dikkatlice okusunlar. Orada çok güzel yol gösterilmektedir. Sonra mesela yıkım kararı çıkan ama ağır hasarlı bina raporu var ise hak sahipliği yani devletin bu bina yerine konut yaptırma veya kredi verme görevi başlamaktadır ağır hasarlılarda. Ağır hasarlı değilse böyle bir görevi yok devletin. Böyle bir sorumluluğu yok. Yani. Ne oluyor peki? O Halbuki onda da, uygulama da nasıl devam evet, ediyor? Evet, onda devam da çünkü... Ee, hasarsızdır tespiti yapılmış diyelim bir yapının sağlam ya da depreme dayanıklı olduğu anlamına gelmez bu. Bunu televizyonlar da defalarca ifade ettiler. Ee, yine orta hasarlı demek zarar görmüş fakat ıslahı mümkün bina demektir. Ne oluyor bunlarda? Oturmak yasak ama tamirat için bu iki, e, binalarda bir yıl süre veriliyor bina sahiplerine. Bu süre içinde yapılmazsa bu binalar yıkılıyor. Onun için bunu da bir depremzedelerin bilmesinde fayda var. Sonra bu bu afetzedelik ya da hak sahibi üçüncü kişilere kesinlikle devredilemez Yasa hükmü bu konuda açık. sonra hak sahiplerine hak sahibi dediğim tamamen yani binası yıkılmış. Kanunda da böyle geçiyor hak sahibi diyorum o yüzden. bu deprem halinde talep ve taahhütname vermeleri için ilan yapılıyor. Bu ilanları takip etsinler talep ve taahhütname imzalamaları gerekiyor ki bu krediyi bu hakkı alabilsinler. alabilsinler. Bu hakkı elde edebilsinler. Evet. Sonra bu ilan metninde AFS'de inşaat ile ilgili bütün sorularına idarece yanıt veriliyor bu talep ve taahhütname gittiğinde. Bütün sorularını sorsunlar oradaki Hı -hı. idare görevlilerine, idareye. Sonra bu ilandan sonra iki ay içinde hak sahibi AFS'deler inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını istediklerini yazılı olarak idareye Bildirmeleri gerekiyor. İlandan iki ay sonra. İdarece kurulan bir komisyon bu talep ve taahhütleri inceleyerek hak sahipleri listesi düzenliyor. Bu listelere de tabii ki itiraz mümkün. Ne dedik şimdi toparlayacak olursak hasar tespit raporuna itiraz mümkün. Şey ise yıkıldığı yönünde tespit varsa hak sahipliği oluşuyor. Yani devlet bu yeri yapmak zorunda. Orta ya da az hasarlıysa bir yıl içinde depremzede bunu Giderebilir, gider, giderme hakkı var. Yoksa yıkılıyor eğer gideremiyorsa. Peki orada bir kredi uygulaması falan yani var. Çünkü hiç onların, o da çok ciddi evet, masraflı bir şey tabii. yani bunu Mesela, bireysel İzmir, bırakmak. İzmir depreminde İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güzel oradaki bütün hak sahiplerinin haklarını koruyucu hiçbir mağduriyete sebep olmadan çok güzel bir uygulama yaptı. O da internette mevcut. Onu da hatta bir dakika linki vardı bir saniye Evet o link de verilirse birazdan... daha ha, İzmir depremi için düzenlenmiş İzmir Afat Golf TR ha Evet çıktı ekrana Hı -hı. E, Bu da çok güzel anlatıyor yani İzmir'de ne şekilde ne yapıldığını Evet konumuza dönecek olursak hak sahipleri listesinde kalmıştık hak sahibi olmayanlara da buna ilişkin tebligat yapılıyor. Bu tebligatlara da 15 gün içinde komisyona itiraz edilebiliyor. Anladım. Yani bu, bu sahada bulunan avukatlara depremzedeler haklarını sorarlarsa, ne yapmaları çok. gerektiklerini sorarlarsa destek alabilirler. çok güzel olur, destek de alabilirler. Evet. Çok faydalı bilgiler oldu en azından evet. bilinçlendirme adına burada seyircilerimizi. Evet bir de 6305 sayılı afet sigortaları kanuna göre kurulan DASK var. Yani alt dilinde zorunlu deprem sigortası. Şimdi zorunlu deprem sigortası yaptırmamış olanlara 7269 sayılı yasanın 29 son fıkrasına göre çok ağır bir yaptırıma bağlanmış. Yani yaptırmayana hiçbir şey yok. Das sigortan varsa tamam sana öderim diyor ama yaptırmamışsan bir hakkın yok diyor. Bu son derece mağdur edici ve yanlış bir şey. Birincisi o. Yaptırmadıysa eğer o zaman mevzuattan 7269 sayılı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan kredi açma ve konut yapma yükümlülüğü yok. Yani bu, bu çok çok kötü bir şey. Bunların Onlar yani o zaman kaderlerine gerekiyor. terk edilmiş gibi bir görüntü ortaya yani, çıkıyor, bir tablo evet, ortaya çıkıyor. o yüzden belki İzmir'in hani model alınması gerekiyor. Deprem zaten mağdur bir de bundan daha da mağduriyetler yaratılmaması gerekiyor. Sonra DASK yaptıran kişilere dönecek olursak mesela 750 bin liralıktır evin değeri o kadarlık sigorta yaptırmıştır. Zannediyor ki ben 750 bin alacağım öyle bir şey yok ne maalesef. Ne kadar alabiliyor peki? Mesela 2023 yılı için belirlenen zorunlu deprem sigortası tarifesine göre betonarme yapılar için inşaat birim metre karesi başına 3016 lira yapılıyor. Yani ödeme. sabit mi bütün binalar için? Tabii tabi. 120 metrekare bir, iç, bir ev için mesela 361.920 lira tutuyor. Bunun da maksimumu 640 bin lira. Yani ben işte koşularda... maksimumu. Maksimum bir tavan ve taban şeyleri var, değerleri var. Sonra konutlarında hasar olanlar Alo, daska yani 125'e E-devlet ve SMS üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Dask ödemelerinin başladığını biliyoruz. Ee, sonra kanuna göre sigorta ettiren kişinin deprem olduktan sonra 15 gün içinde Daska bildiri yapması gerekiyor. Deprem olduktan itibaren 15 gün içinde e, 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 hani e, bu bildirimi yapsalar iyi olur. Alo Dask var 125 var. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ee, Deprem sebebiyle ayrıca yaşadıkları, depremzedelerin yaşadıkları bütün bu mağduriyetler, ölümler, mal kayıpları, can kayıpları, yaşadıkları travmalar, bunlarla ilgili deprem öncesinde bu haritaya rağmen gerekli yasal düzenlemeleri yapmayanlar hakkında bir, ikincisi denetleme kurumlarını oluşturmayan ya da denetimi yapmayanlar hakkında. Bu denetim yapmakla kim görevli? Deprem öncesinde belediyeler görevli bir, bakanlık görevli iki. Sonra mevcut yasaların gereğini yerine getirmeyenler o tarihte depremden önceki mevcut yasaların getirmeyenler hakkında ceza, hukuk ve idari dava açmakları var depremzedelerin. En son olarak da bunu belirteceğim. Tabii ki bunlar kamu görevlileridir. Bakanlar, bakanlık çalışanları, belediye başkanları, belediye görevlileri zemin etüdünden başlamak üzere inşaatın yapımında görev olan jeofizik, jeolojik mühendisleri inşaatın Biz bütün aşamasına cool. kolon kesimi varsa bittikten sonra kolon kesimi vesaire varsa bunu ihbar ettiği halde denetlemeyen belediye görevlileri veya başkanları dahil olmak üzere mimar, mühendis, yapı denetim uzmanları, müteahhitler tüm sorunları aleyhine şikayet ve dava açma hakları bulunmaktadır. Demin dediğim tespit de zaten bunlar aleyhine yapacakları suç duyuruları ya da açacakları maddi e, manevi tazminat, tazminat davaları, davaları ya da idare hukukun idare mahkemelerinde açacakları devlet aleyhine tazminat e, davalarında tam yargı davalarında e, önemlidir o Esas, dediği Esasen bunlara ait hakları var. Evet. Bunları bilmeleri ki. çok önemli. Evet. Peki eee... Bunlar oldu keşke olmasaydı evet, ve keşke çok acı. Olmasaydık. Bundan sonra olası İstanbul depreminden konuşuyoruz. Evet. Peki İstanbul depremi öncesi yani felaket ortaya çıkmadan önce ne tür planlamalar yapılmalı? Evet. Teşekkür ederim. Ya netice olarak özetle deprem ülkesi olduğumuz gerçeğinin bir kere Hiç kabul edilmesi gerekiyor. ve buna göre yani Yaşantık. doğayla karşı konulamayacağını. Ama doğanın bu gerçeğini kabul ederek, benimseyerek birçok ülke gibi mesela Japonya bu doğa hadisesini içselleştirmiş, benimsemiş. Ya deprem oluyor, adam elinde kahvesiyle bilgisayarına bakıyor, müziğini dinliyor, televizyon dinliyor. Hiç deprem olmuş olmamış Umurunda değil. Çünkü mi? Siz kadar güzel güveniyor. Şey. Yani yapıya güveniyor, yapıya sisteme güveniyor, güveniyor, devletine güveniyor, yasalarına güveniyor, kurumlarına. Deneyimlemiş güveniyor. de bunu. Deneyimlemiş. Biliyor ki orada kaç şiddetinde olursa olsun buradaki hissedeceği şiddet onun hayatına zeval vermeyecek, yıkılmayacak o bina. O kadar emin ki Girin YouTube'a, girin birçok böyle Tabii video var. Tabii yani. gösteriyor zaten. Birçok video evet. var. Yazık değil mi bizim insanımıza? Çok yani. yazık. Peki, çözüm odaklı olursak şu anda evet. mevcut durumla İstanbul depremi öncesi neler yapılmalı? Evet. Şimdi, doğaya karşı çıkılamaz dedik. Bir kere acil olarak madem biz deprem ülkesiyiz, Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı kurulmalı. Kesin. Acil, hemen hemen derhal. Özel yani. bir bakanlık. Evet. Bu bakanlık diğer bakanlıklarda koordineli olarak ve etkin halde çalışmalı. çalışmalı. Bakanlık bilimsel verilerin hepsini toplamalı. Bugüne kadar yapılan bütün bilimsel çalışmaları ve yeni araştırmalar bir araştırma bölümü olmalı. Bunu sürekli Çözüm yeni sürekli yeni bilimsel ya yani bilim 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 bilimden şaşarsak işte bunları yaşamak zorunda kalırız. Kayıp, ya, çok. Bu kader Kayıp değil. Kayıp ve hasar çok bilim fazla. Bilim diye oluyor. bir şey var yani bütün dünya Bilimme dayanı olarak kurumlarını Kaynaklarımız da çok. Bunun evet. üzerine çalışan Yapılan e, hem akademisyenlerimiz var, hem mühendislerimiz çok. Var. Bilim adamlarımız çok. Evet. Bunlardan evet. esasına düzgün kapasiteyle yararlanmak esasında bizi çözüme götürüyor. Evet. Sürekli güncellenmeli bu bilgiler. Halk ve ilgili birimler bu bilgilerle sürekli bu bilgiler halka ve ilgili birimlere iletilmeli. Belki halk Belediye da çok ve fazla ciddiyetin farkında değil. Belki de. ama bunu devlet yapacak yani kurumlarıyla yasalarıyla denetimleriyle kamu spotlarıyla, Hı. eğitimleriyle okulda bak küçücük çocuklar Japon çocuklar da biliyor. anaokulunda deprem nedir nasıl korunulur tatbikatlarla biliyor. biliyor yani küçük yaştan eğitimlerle bunu yani yok saymak yerine plan ve proje ile ederek Hı. Varsayar var olduğunu bütün iliklerimize kadar kabul ederek onunla nasıl yaşanır, yaşarız zararsız bir şekilde bunu yapmamız gerekiyor yani ve Türkiye bunu yapabilecek işte Türkiye'nin kaynakları buna çok yeter çok fazla Türkiye neleri başarmış bunu mu başaramayacak yani yeter ki istensin yeter ki o bilince sahip olun. Şey, koordineli çalışma evet. Şimdi Japonya bunu başarmış deprem olurken dedik ne kadar rahat olduklarını. Şimdi bu bakanlıkta deprem öncesi ve deprem sonrası çalışma ekipleri kurulmalı. Yani bu çalışma ekiplerinde görev alacak işler özel eğitimlere tabi tutulmalı. Örneğin yurt dışında Japonya'da eğitimlere gönderilebilir. Mesela birçok hakim AB uyum yasalarında hatırlıyorum ben belli bir yasa çıktığında uluslararası bir kan kabul edilmeden önce bazı hakimler görevlendirilir gönderilir ve bilgi sahibi olur ülkeye. Onda. Orada eğitilirler. Bunun yapılmayacak şey değil ki bunlar yani. Burada uygulaması. Japonya'ya gönderilir bir heyet, araştırır, inceler, öğrenir, gelir burada aynısını model ülke alır orayı tatbik eder. Bu zor bir şey değil ki yani. Amerika'yı yeniden keşfe de gerek yok. Başaran başarmış yani. Mevcut bilgileri <laughs> uygulasak Biz daha birçok noktaya gelebiliriz. Evet. Yeter ki bilinçli olalım, bilime inanalım. Deprem öncesi çalışma grubunda öncelikle bilimsel verilere uygun örneğin mevcut deprem haritasına ya da başkaca bilimsel verilere uygun yeni imar planları hazırlanması lazım. Yani imar planlarının kesinlikle ve kesinlikle kontrol edilmesi lazım. Bu deprem haritasıyla örtüşüyor mu? Nedir? Orada bak koordinatlarıyla belirtmiş yani tek tek. Risk de belli. Belli. Risk evet. oranları da belli. Yeni inşaat hukukumuz veya konuyla ilgili hangi mevzuatımız varsa bunlar yeniden gözden geçirilmeli bütün mevzuat. Güncel, sade, anlaşılır, net, açık, deprem ve doğal afet yasası çıkartılmalı. Özel yasa bununla ilgili. Yani tamam var kanunlarımız. Dağını biri tamam. orada biri orada dağınık. Vatandaş nasıl anlasın ya? Biz bile ne kadar uğraşıyoruz yani bir hadisede bir sorunu çözmeye çalışırken. Çıkartılan bu yasaların uygulanmasını takip etmek için etkin kurumlar oluşturma. Ya devletin başka ne görevi var sizce? Yani devletin görevi nedir? Vatandaşını korumaktır. Öyle değil mi? Ee, yaşam hakkı bir e, e, yani yaşam hakkı devletin pozitif yükümlülüğünde olan bir haktır. Ve yaşam hakkı nerede gerçekleşiyor? en doğal şekilde insanın evinde gerçekleşiyor değil mi? Kesinlikle. Konutunda. Devletin yaşam hakkını korumak zorunluluğu sebebiyle konutların da yaşanılır hale getirmesini sağlamak görevi vardır. Bu devletin sorumluluğundadır. Buna dair yasalarını çıkartır, kurumlarını kurar, denetlemesini yapar. Sigorta ise şimdi sigorta diye ortalıkta laflar dolaşıyor. Özel sigortalar değil hayır efendim. Devlet, Devlet sigortası. yapacak o sigortayı. Orada da bir rant yaratılmasının alemi yok yani. Devlet pekala bunu yapar. Yeter ki bu bilinçte olsun, bu liyakatta insanları ilgili yerlere getirsin, bilime inansın, bilime güvensin. Yani asıl sorunumuz bu bence. Yetki sahibi ve bu konuyla ilgili uzman kişilerin esasında uygulamaya bir an önce geçirebilmeleri gerekiyor diye evet. düşünüyorum. İmar planından başlayıp zemin etüdü, inşaat aşaması, inşaat sonrası denetimler mesela kolon kesilme var Hı -hı. mı vesaire. Kendisi resen Merkez yapacak gitti. bu denetimi. Kimsenin ihbarına e, mahal vermeden yani gerek yok. Devlet bunu yapacak. Çünkü yaşam hakkını e, sağlamak Sağmak zorunda. zorunda. Hı -hı. E, 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 devam edelim. Sigortayıdan bahsettik, devlet kurumları da devletin oluşturacağı sigorta şirketlerinde dedik. Hatta sadece bu konularla ilgilenen uzman deprem ihtisas mahkemeleri kurulabilir. Neden olmasın? Bu da enteresan çok da güzel olur bir yani. esasında bir proje olabilir. Evet, güzel bir Çok teslim. da güzel olur. Madem deprem ülkesindeyiz. Bakın ne diyor veriler. %98'imiz deprem bölgesinde yaşıyor. evet dek, İnsanlarımızın, deprem kuşağında yaşıyoruz. Yani, Bununla ilgili o zaman özel ben, mahkemelerin olması esasında çözümü de çok ve de yasayı da kanunları da çok daha çabuk uygulanabilir hale getirecektir diye tabii düşünüyorum. Tabii ki tabii ki yeni, ma yeni mağduriyetlere de sebep olmayacak. Devlet mekanizmaları da esasında hafifletir. Tabii hafifletir çünkü her konunun bir uzmanlığı var yani doktora giderken gitmiyor muyuz uzmanına İhtisaslaşma var. Bunlar ihmal ediliyor, bunlar unutuluyor yıllardır. Türkiye'de uzmanlık, ihtisas saçma yok. Nereye baksanız Diyanet'ten birisi. Yani afatta bile bir sürü Diyanet görevlisi var. O yani ne anlar onlar? E, bakın hep de gördüğünüz kurtaranların çoğu da madenci kardeşlerimizdi yani. En iyi kurtarmaları da onlar gerçekleştirdiler. Hepsi herkes gerçekleştirdi. elinden geldiği ya ben kadarıyla çabasa. Çalışanları şey yapmıyorum ve yani herkes bildiği işi yapsın yani değil mi? Tabii bir kriz anı olduğu için herkes var, bir, bir anda bunu var. tabii ki evet. hani bir an önce el birliğiyle çözmeye ya da yardım etmeye çalıştı. Evet. Ee, peki toparlarsak, toparlarsak çünkü e, süremizin bir dakika, mesela sonuna geldik. Ben bugün bir dava açtım diyelim. 11 ay sonra duruşma günü veriliyor. Onun için diyorum deprem ihtisas mahkemeleri yani Ki çabuk ters bir olay olduğunda kolon kesildiğinde mesela anında 10 en azından, ay sonra ay 11 ay sonrayı beklemeyecek duruşma zaten geldi. yapılmış oluyor İnsanlar e, yani, 11 ay orada yaşamış oluyor. i̇nanın sulukukta dava açtım çok samimi söylüyorum 11 ay sonra duruşma günü verildi. Muhtemelen uygulanabilir şey yani. olmamaya başlıyor. Yani evet. yasaları da sıkıştırıyor. Dediğimiz gibi küçük yaşlardan itibaren çocuklara deprem Eğitilecek. eğitiminin verilmesi, deprem sonrası çalışma grubunda ise demin e, hı hı. mesela emasya protokolünden çıkıldı e çıkıldıysa orada bir yasal boşluk olmamalı. Ne olabilir? Yerine bir şey Hadi yerine konulmalı. Evet. Mesela iki gün asker hakikaten yoktu yani ya e, hani 99 depreminde aynı anda aynı gün asker indi ki. En büyük gücümüz aslında asker, asker her zaman yaraları sarar, halkı kucaklar. Ya biz böyle büyüdük, değil mi? Çocukluğumuzdan beri bu şekilde büyüdük. O yüzden e, bu yasal düzenlemelerin boşlukların tamamlanması, sonra e, yeni gelişmiş ülkelerde yine gelişmiş ülkelerde deprem sonrası neler yapılıyor. Bunların örnek alınması, birinci gün ilk ne yapılacak, ikinci gün, gün, ne Üçüncü gün ne yapılacak? Çok ciddi planlama ve organizasyon Tek tek görev tanımlarının alet kim getirecek, kim kullanacak, nasıl görev devamlı olacak? Adım adım en ince ayrıntısına kadar bunların yazılı ve halkın bunu biliyor olması gerekiyor. Yani Zin böyle anladım. bir kargaşa, böyle bir şey Umarım bir olmaz daha asla yani. yaşanmaz. Toparlarsa evet. Kandan Hanım Kandana'nım. E, evet. Regide. E, dediğim gibi Afet sonrası gerekiyor. adım adım hepsinin. E, ayrıca çok sayıda bakanlık var. Mesela Afet sonrası birçok konular aslında hep çeşitli bakanlıkları ilgilendiren konulardı. Neydi mesela? E, işte Sahra hastanesi kurulması Sağlık Bakanlığı'nın konusu öyle değil mi? Ya da işte e, tele, tele e, telefonlar kilitlendi, insanlar ulaşamadılar birbirlerine. O nerenin konusu? O da. İletişim Bakanlığı'nın konusu hı hı. yani bunların mesela İletişim Bakanlığı bu konuda drone selleri arttırabilir hı hı. drone seller varmış hı hı. ama yani çok az sayıdaydı herhalde ki telefonlar günlerce çekmedi belli bölgelerde ben birçok dostumu aradım hı hı. ulaşamadım yani. Umarım ee, bundan sonra bütün bu olumsuzluklar yaşanmaz evet bunların, ve tedbirler alınabilir. Son olarak bir şey Lütfen, belirtmek buyurun. istiyorum. Ahimin Hekimbaşı Çöplüğü davası var. Hı hı. Ee, burada Çok maalesef güzel. Türkiye şu konularda mahkum edildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Mevcut kurumların birbiriyle yeterince koordine olmadıkları ve sürekli olarak kaçak binaları Türkiye'de teşvik eden yasaların yani halk dilinde imar affı bilmem ne bu tip yasaların sürekli çıkartılıyor olmasından dolayı e, e, bu mağduriyetlerin yaşandığı ve Türkiye bu sebeple bu Hekimbaşı Çöplüğü davasında e, ma tazminata mahkum edildi. edildi. Şimdi hal böyle olunca yani e, 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 inşaat sektörü maalesef yani eskiden de bugün de siyasetçilerin baş finansörü. Bu bir gerçek. Öyle olunca da e, o parti gelsin bu parti gelsin yani bunu kabul edelim. İnşaat sektörüne çok yaptırımlar ya da çok fazla maliyeti arttırıcı yasalar çıkartılmıyor. Ama bunun bedelini halk canıyla ödüyor. Mesela niye sismik izolatör sadece kamu binalarına yasal zorunluluk haline getirilmiş de... ...niye senin benim oturduğum binada sismik izolatör yasal zorunluluğu yok... ...ya da başka Japonya'da sadece sismik izolatör değil... Depreme dayanıklı çeşitli kolon sistemleri var. Bir sürü bilimsel bulunmuş uygulama var. Uygulama var. Niye bunlar diğer inşaatlara getirilmiyor? Acaba ucuza mal etsin de daha çok kar etsin diye mi? Ya adamlar inşaat firmaları arsadan rant alıyor, inşaattan alıyor. Yani vatandaşın etinden, sütünden her şeyinden yani yararlanıyor. Umarım bundan sonra her şey çok daha böyle sistematik yani hani acılardan belki bir pay çıkararak biraz daha hani uygulamalara çeki düzen verilerek olası İstanbul Depremi'ne çok daha hazırlıklı gireriz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum yani, Handan Hanım bu ederim, bilgiler için. Ederim. Umarım bir yerlere ulaşmıştır. İnşallah, Seyircilerimiz de inşallah. bu konularda biraz aydınlanmıştır diye evet, düşünüyorum. Inşallah. Umarım Eğer başka programlarda da inşallah olsun. konuşuruz. Ha. Evet aynen buradan Allah herkese Cadele sabır diliyorum. Yani ve başka ülkeler başardıysa çözüm üretmek biz zorundayız. de başarabiliriz. Fazlasıyla başarabileceğimize evet. ben de inanıyorum. Türkiye, başarmak Türkiye, başarmak zorundayız da zaten. Kesinlikle. Zaten bütün konuş. O bilinç onun için. oluşsun bunu da başarırız. Niye başaramıyoruz? Kesinlikle çok çok teşekkürler. Rica Sevgili Üniversite TV seyircileri bir mesleki gündem programının daha sonuna geldik. Hoşçakalın efendim.